Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, beklenen serimiz Cities Skylines karşınızda. Bakalım ne kadar güzel bir oyun sizlere sunabilirim. Onları şimdi göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey. Bölüme giriş yapmadan önce güzel bir harita seçtim kendime. Şöyle baktım birkaç haritaya falan. Hani o kısımlarda çok vakit kaybetmeyelim dedim. Güzel bir harita buldum. Hatta bakın şöyle şurada deniz feneri falan, kayalarımız, bir sürü bir şeylerimiz falan varmış. Güzel bölgelerimiz var. Biraz tatil kasabasına benziyor ve böyle adalar falan var. Değişik bir yapı. Hatta burada şöyle bakın plaj kısmı bile var. Biraz tepelik mepelik falan. Belki plaj kısmına da yazlıklar falan yapabiliriz diye düşündüm. Gayet hoşuma gitti harita. O yüzden buradan başlamak istiyorum. Şimdi şehrimi nasıl yerleştirebilirim onu bir düşünelim. Şimdi şu tarafta biraz tepelik falan var. Buraları belki sanayiye ayırabiliriz. Bu tarafa da evlerimizi yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir tane yol çekerek başlayalım bakalım. Şimdi şunu şuna şöyle birleştiriyorum ve öncelikle yollarımı açıyorum. Bir tane de şöyle döner kavşak yapmak istiyorum. Şöyle bakayım. Tam ortalayabilecek miyim bunu? Şöyle bir tane koyalım. Şuradan da şunları sileyim. Şimdi buna bir gidiş, bir de dönüş bağlamak istiyorum. Şöyle buradan bir gidiş. Buradan da bir dönüş. Bakayım oldu mu? Sanırım oldu. Bizi başlangıç için idare edeceğini düşünüyorum. Belki sonra ileride geliştirme yapabiliriz. Çünkü gelen araçlarımız buradan girecekler. Bu taraftan da şehre dağılacaklar. Daha doğrusu şu sağ tarafta pek bir şey yok ama belki ileride buralarda bir şeyler koyulabilir diye düşünüyorum. Şimdi evlerimi şu kısmı koyacağım için bu tarafa doğru bakalım. Yol çekerek başlayalım. Şu toprak yollarımdan bakıyorum. Şöyle gelelim. Hatta şuradan şöyle bir kıvrım verebiliriz. Bakayım şöyle. Yok, şundan. Pardon, bundan. Heh. Böyle bu şekilde bir sahil kıvrımı vereceğim şuraya. Bakayım şöyle nasıl olur. Heh, bu şekilde dursun. Güzel. Şöyle de şuraya da şöyle düz bir yol çekelim. Bakayım şöyle düz yol alalım. Şöyle yapalım. Tarafa da bir şöyle düz yol çekelim. Bunu da buraya bağlayacağız tekrardan. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım ve buradan bağlayalım. Hatta şurayı şöyle biraz tepe bile yaptı. Gayet güzel. Burası da ana caddemiz olsun. Şimdi şu iç taraflara doğru biraz ev yerleri yapacağım. Bakalım. Şimdi düz yola tekrardan gelelim. Şöyle içeriye doğru bakalım. Birazcık yollarından getirelim. Şöyle güzelce kare kare yapalım bir. Tabii ki sonra da birkaç ayar belki değiştiririz diye düşünüyorum. Şimdi biraz da tepelikmiş bu üst kısmımız. Olsun, tepelik olması da güzel. Şöyle içeri doğru gidebiliriz. Hatta biraz daha böyle getirelim. Şimdi bir yerden benim bölmem gerekiyor. Bir tane çapraz yol yapabilirim. Şöyle mahalleleri birbirine bağlayabilecek bir çapraz yolum olabilir. Bakayım şöyle ne kadar gidiyorum. Şuraya bağlayayım. Buradan da şöyle yapayım. Böyle değişik bir yolumuz olsun. Buralara falan zaten birazdan evler koyacağım. Şimdi bir de şöyle birkaç da şey yapalım. Değişik yollarımızdan yapalım. Şöyle kayalıkların orada olan evlerimiz olsun. O yüzden şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle kıvıralım. Bu tarafta da belki şöyle kayaların olduğu, manzaraların olduğu bir ev ya evler yaparız oraya da ileride. Şöyle yolumu çekeceğim tekrardan. Buraya birleştireyim. Buraya birleştireyim. Böyle olsun. Bunu buraya birleştirelim mi? Şöyle bakayım. Şöyle oldu mu? Oldu ya bence. Fena değil yani. Böyle köşe bir kasabamız var.
Gayet güzel. Hatta şuradaki yoldan da bu tarafa doğru getirebiliriz. Buraya da orada birleştiririz falan filan. Öyle değişik bir alan açmış oluruz. Peki şimdi paramı çok harcamadan öncelikle su ve elektrik işini çözmek istiyorum. Su için su kulesi kullanacağım. Su kulesinin hatta şöyle bakın şurada manzara olsun diye şuraya koyayım dedim. Gayet güzel. Bu tarafa da sanayi yaparız başta. Sanayi yapacağımız için de şuradan da sanayi yolu çıkaralım o halde. Çünkü buradan elektrik ve su binalarımı getireceğim. Bir tane atık tesisi kullanmak istiyorum burada. Şöyle yapalım. Bir tane atık tesisimiz olsun. Şunları şimdi birbirine şöyle bağlayacağız. Böyle getirelim. Bunu buraya, şunu da şuraya. Hı, çok güzel. Vallahi dın diye oturdu. Şöyle yine su şey borularımdan getiriyorum. Bakalım. Şuradan şöyle bir çekelim buraya doğru. Bakayım gidiyor mu? Şöyle gitsin. Güzel. Şimdi bir de şöyle çok alanı da şey yapmadan tasarruflu kullanalım. Şöyle yapalım. Sanırım o alanı bayağı kapsadık. Hani bir şey olursa şuraları da su çekeriz zaten. Onu şey yapacağız. Birazdan ayarlarız. Şimdi elektrik için de kömür santrali yapmamız gerekiyor. Kömür santralinde buraya bir yere koyalım ki elektrik versin yakınına. En olabildiğince tasarruflu şekilde şimdilik kullanmak istiyorum bu alanları birbiriyle. Hatta bakın şöyle elektrik direği de buradan buraya çektik. Güzel. Atık tesisimiz de var ama atık tesisinin içinde de şey ağaçlar falan kaçmış. Ağaçlar alabiliyor muyum ya? Evet bakın şöyle move it tuşu ile şunları şöyle etrafına alalım. Şöyle binanın içinde ağaç olmasın değil mi? Bunlarda da var mı? Evet şöyle şunları taşımak istiyorum bu taraflara doğru. Şöyle alalım bakalım. Etrafı ağaçlı olsun. İçi değil. Güzel. Binamızı yaptık. Elektriğimizi bağladık. Şimdi evlerimi belirleyeceğim. Ev yapacağım alanları şöyle ben boyayarak şöyle komple doldurla değil de şöyle tek tek seçerek boyama hoşuma gidiyor. O şekilde yapıyorum genelde. Şimdi şuralar ana cadde. Şurası sahil kısmı. Belki buraya parklar falan yaparız ileride. Bakalım. Böyle yerleştirelim evlerimizi içeri doğru. Şöyle yapalım. Bir mahalle burada olsun. Bir mahallemiz de burada olsun. Hatta şöyle bu tarafa doğru getirebiliriz. Sonra şurada kaya evleri olacak. Şöyle kayalarımızın orada evler getirmek istiyorum yine. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Güzel. Bir tane şurada köşede olsun. Burası yine güzel bir küçük mahallemiz var. Şöyle yapalım. Belki buradan yol devam ettiririm diye bıraktım. Burada da evlerim olabilir. Şöyle bir tane köşede evim olsun. Bunu belki etrafına park bahçe bir şeyler koyabilirim diye düşünüyorum şimdiden. Şu arayı doldurabiliriz. Şu ara dolsun. Şöyle bir yandan da bu arada oyunu başlatayım ki birileri gelsin. Elif Süsügür. Ne demiş bakayım? Pompa istasyonu... Bir dakika okuyamadım. Pompa istasyonu inşa edilip temiz su gibisi yok. Temiz sulamasyon. Bu benim misyon. Oo, bu bildiğin pompalamasyon yazmış. Seni küçük eşek seni. Seni küçük eşek Elif. Ömer Faruk. Oray. Now we can enjoy fresh drinking water without polluting our precious ne? Rivers. Ha, arada İngilizce de yazıyor. Demek ki yabancı vatandaşlarımız da var. Peki. Bu da taze, güzel su içmeyi seviyormuş herhalde. Emel Yılmaz. Tebrikler. Şehrimizin ilk elektrik santralinin yapımı tamamlandı. Heyecan dolu. Emel ne demiş bir de? Emel ikinciye tweet atmış. Aslında sürekli elektriğimizin olmasını seviyorum ama düşünmemiz gereken bazı çevresel faktörler var. Kirli hava. Peki Emel'cim şu an derdimiz kirli hava değil. Yani ondan önce çok daha derdimiz olan şeyler var. Bence hani senin derdini diyorum şimdilik. Şöyle getirelim. Elektriğimizi de buradan bağlayabilirim diye düşünüyorum. Elektrik geliyor mu? Geldi mi? Geldi. Güzel. Şimdi canlarım. Benim ilk seviye için neye gitmem lazım? 300 nüfusta mecra olacağız.
Olalım. Şu an 13 kişi var. Tabii ki biraz oyunu hızlandırabilirim. Bu arada gelenler gelsinler. Ben de evlerimi tabii ki yapmaya devam edeceğim. Şöyle şuraları şöyle boyayalım. Hatta burayı da boyayalım. Güzel. Evlerime de gelenler var bakın. Şöyle yerleştiler. Bir tane havuzlu evi olan var. Bakayım. Şöyle biraz eğimli değişik bir arazi. Ama yakışıklı yani. Güzel. Şu ev de güzelmiş. Şunun aynı mı iyiymiş ya? Aynıymış. Demek ki beğendiğim evi bir daha beğendim. Bunlar nedir? Şöyle ikiz apartmanlar. Fatih apartmanı, Bostan apartmanı. Peki. Şimdi eksideyim. Biraz elektrik su işini kısabilirim şuradan. Şöyle bakayım. Elektriği biraz kısalım. Çünkü çok elektrik harcıyorum zaten. Şöyle 70'lere falan getirelim. Bakayım hatta ona bir kontrol edelim. Elektrik üretimi, su üretimi. Bu ne zaman güncelleniyor? Elektrik tüketimi 3. Ben 22 üretiyorum, 3 tüketiyorum. Neyse. Birazdan bakarız herhalde. Şimdi benim sanayi alanı ve ticari bölgeye ihtiyacım var. Peki, onları da yapacağız. Şimdi ticari bölgem nerede olsun? Şurayı ticari bölge için kullanabilirim diye düşünüyorum. Bakalım getirelim. Şöyle yapalım. Güzel. Yolumu çektim. Şöyle yapalım. Bir tane yol şuradan verelim. Ticari bölge için. Aynı zamanda şöyle yapalım. Şurada şöyle ara küçük sokaklarımız da olsun. O şekilde istiyorum. Hani her yer böyle şey. Nasıl diyeceğim? Düz olsun istemiyorum. Şöyle bakayım. 2, 4. Şöyle gitsek sanırım oldu. Güzel. Burayı ticari bölge yapalım. Buraya belki bir şeyler falan yaparım. Çiçek böcek falan ekeriz diye düşünüyorum. Yine şuralarda da şöyle ticari bölgeleri olsun. Bunu da belki arasından sonra yol geçiririm. Gayet güzel. Buralarda suyun var mı? Var. Elektrik var mı? Sanırım geliyor. Güzel. Bir de şimdi ne sanayi ve iş yeri için çok yüksek talep var diyor. Peki. Şöyle sanayi bölgemizin orasında yapalım bakalım. Sanayi bölgemizi şimdilik burada kullanacağım. Belki sonrasında burayı da taşırız. Şöyle yapalım. Burayı da şu sarı ve turuncu renkle boyayacağız. Şöyle. Burası bizim küçük sanayi bölgemiz. Buraya su getirdik mi? Buraya da su hemen çekelim tabii ki. Şimdi bunlar da zırlamasınlar. Suyumuz yok. Nereye şey edecekler diye sormasınlar. Güzel. Bakayım şehrim gelişiyor mu? Şöyle hızlandırayım. Ne açtık? Genel mağaza, köşedeki sessiz dükkan. Pek köşede değil ama. Kolay hırdavat. Kolay hırdavat. Kolay hırdavat biraz zengin. Çift dükkan açmış. Popsoda diyor. İçinde hırdavat satıyor. Yani ne kaçak şey gibi dükkan gibi. Bir değişikler yani gerçekten. Yol isimleri. Yolların artık isimleri var. Peki onu biliyorum zaten canım. Şimdi kaçta ben 5 300'deymiş derken bu çıktı zaten. Tam da bunu soracaktım. Çok güzel. Mecra oldum. 300 nüfusta artık ne yapabileceğim? Bakın çöp toplama alanım var. Sağlık ocağı, geri dönüşüm merkezi, topluluk okulu, ilkokul gibi şeyler açıldı. Vergiler ve borçlar var. Çok güzel. Şimdi şunlara basmayacaktım. Şöyle yapalım. Bir bakalım. Vergiler. Şimdi vergileri biraz arttıralım. Şöyle bir 12'ye falan 11'e 12'ye getirebilirim. Çünkü hizmet sunuyorum artık. Hizmet sunduğum için haliyle vergi toplayacağım. Elektrik suyu da bir kontrol edelim.
kadar şey yapıyor muyum ya? Kıstım ama. Neyse zaten artacak birazdan. Çok da uğraşmayalım onunla o halde. Şimdi canlarım. Ne açılmıştı? Çöp toplama merkezi. Evet, bir tane çöp toplama merkezi yapalım. Onu da şöyle şuraya falan getirebilirim. Buradan çöp kamyonlarım çıksın. Hatta şöyle yapalım. Şuradan şuraya yol bağlayayım ki çöp toplama kamyonu böyle bu tarafı dolanmasın. Şuradan direkt gitsin şehre. Şöyle şurayı buraya bağlayalım. Bakın zaten çöp toplama kamyonu çıktı ama tabii ki yolu fark etmedi herhalde. Ben size buraya yol açtım. Niye buradan gidiyorsunuz? Bir de kavşağa döndü. Oho, ta buradan dönüp gidiyor. Bu nedir? Donut karavanı. Neyse öyle gidesi var herhalde. Gitsin ne diyeyim yani şimdi. Şoföre de karışamayız. Emine ne dedin Emine? Temiz su temel ihtiyaçlardan biri sanıyordum. Ama yok. Buraların inşası için daha ne kadar? Emine sen neredesin Allah aşkına? Ne? Emine. Nasıl su yok burada? Var. Allah Allah. Emine işten yazıyor herhalde. İş, çalışacağına tweet atıyor şeyden, iş yerinden. Hani küçük Emine seni. Peki şimdi benim param varken ben bir ilkokul koyayım. Küçük ve şu neymiş? Topluluk okulu. Küçük ve güvenli bir topluluk okulu çocukların eğitim almalarını eğitimli yetişkinler haline gelmelerini sağlar. İlk öğretim okulu için bir alternatif demiş. Bu neymiş? İlk öğretim okulu çocukları eğitir. Yerleştirdiğiniz bölge çocuklu aileler için daha çekici hale gelecektir. Eğitim yapılarının seviyesi atlaması için bir ön koşuldur. Evet, zaten ilkokul yapacağım. Şimdi ama ilkokulumun yerini düşünmek istiyorum öncelikle. İlkokul. İlkokul aslında şuralarda bir yerde olabilir. Veya şurada falan olabilir. Köşede de olabilir. Şimdi ben ilkokul olsam nereye giderdim? Yani ilkokula gidecek olsam nereye giderdim? Şimdi. Çok da merkezi bir yerde de olsun istemiyorum. Yani şuralar daha hoşuma gitti sanki. O yüzden ilkokulu bu tarafa falan getireceğim. Bakayım. Burası güzel mi ya? Burası. Burası elektrik treni elektrik şeyini mi yok ediyor? Dışarı doğru denesek. Bir de buraya deneyeyim bakayım. Şurada falan olsa. Şöyle şu tarafta. Burası iyi olsun. Burası güzel. Burası ilkokul. Çok hoş. Bayağı da bayır aşağıyız. Baksanıza ya. Şöyle direkt aşağı hani salına salına denize git gibi bir şey olmuş burası. Peki ilkokulumuzu yaptık. Şimdi ben birazcık ufak ufak yolları geliştirmek istiyorum. Şurada benim güzel yollarım vardı indirdiğim. Ne? Şimdi şunlarda park edebiliyorduk diye hatırlıyorum. Dekorasyonlu falan güzel. Şimdi şöyle geliştir alalım. Ara mahallem neresi? Ara mahallelerim şuralar. Şuralara şöyle bakın park edilebilir yollar koyacağım şimdi. Ve güzel olacak diye düşünüyorum. Şuralar ara yollarım. Biraz küçük bir mahalle. Şöyle yapalım. Bunu siliyor mu ya? Onu yıkacakmış. Ha, onu yıkmasın. O güzel. Onu seviyorum. Kayayı şöyle alacağım. Heh. O kaya buralara öyle hemen gelmedi yani yıllar içinde oldu orası. Şöyle yapacağım ve çok güzel bakın. Biraz ağaçlarımı da taşımam gerekiyor sanırım. Çok böyle yolun üzerinde almışlar. Ağaçlar ve taşlar bu tarafta. Biraz böyle yolun şeyini bozuyor sanki. Güzelliğini değil mi? Şöyle yapalım. Bunları şöyle yolun ortasına alalım bakalım. Böyle köşelere ekeyim de buralarda ağaçlar olabilir tabii ki. Şöyle evlerimizin buralarında taşıdım. Heh, güzel. Peki hatta bakın çok güzel olmadı mı ağaçlı bir bölge? Şimdi
Ana caddem şurası. Ana caddeyi de ağaçlı yollardan yapalım. Ama park edilmeyenlerden olsun. Şöyle yapalım. Burası ana caddem. Şöyle getirelim. Hatta bakayım şuraya doğru şöyle yapabilecek miyim? Güzel. Hem gidiş hem geliş. Gayet güzel. Şu tarafı da birazcık düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle tık tık. Şuraları da yapıyorum. Bir tık gelişelim hızlıca. Evet, çok şık olduk ya gerçekten. Bakar mısınız? Evimizin içinde ağaç bile var yani. O kadar geliştik. Şöyle alalım. Şöyle. Ne çok ağacımız varmış bizim de. Şeyde. Evi taşıdım birazcık. Neyse çok önemli değil. Şunu şöyle seçelim. Tarafları şöyle ağaçları taşımak istiyorum. Tamam şöyle dursun ya o. Önemli değil. Güzel. Şimdi sağlık ocağı yapmam lazım arkadaşlar. Büyük binalar, küçük binalar. Peki bir tane sağlık ocağı koyacağız. Ne diyor? Sağlık ocağı küçük bir sağlık kuruluşudur. Her hasta bir süre yatakta kalıyor. Bu nedenle kentte tüm hastaları idare edebilecek yeterli sağlık hizmeti merkezi bulunduğunu emin olun. Yeterli sağlık hizmetleri vatandaşlarını sağlıklı tutacaktır. Tabii ise. Şimdi sağlık ocağını nereye koyalım? Aslında sağlık ocağı için şurası çok mükemmel bir alan gibi geldi. Aa, bunu böyle taşınıyor muymuş bu? Bu elektriği silsem ne olur? Elektrik gider mi? Diyormuş. Şöyle yapacağım. Şuraya bağlayacağım. Şuraya sağlık ocağı getireceğim. Şöyle bakayım. Heh. Cuk. Evet artık arkadaşlar bakın gülücükler tabii ki sağlık ocağımız bile var. Şöyle bir iki tane de etrafa şöyle dükkan atmak istiyorum. Bakayım şöyle yapalım. Belki buralarda şöyle güzel dükkanlar açılır diye düşünüyorum. Bakalım zaten geliyor bir şeyler. Ne çok ağaç var ya şeyde. Bayağı ormanlık bir bölge seçmişim herhalde oyuna başlarken. Bu arada şunları şöyle taşıyayım bakayım bu taraflara. Ağaçlarımızı çok katletmeyelim. Ağaçlarımız bize görsel olarak güzel şeyler sunuyor. Güzel oluyor bayağı. Şöyle bakın kenarlara da ekebilirim. Şöyle yapalım. Bir tane şöyle yapalım. Öyle. Bunları buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Bakın şöyle ağaçlı güzel bir klinik yaptık. Gayet şık. Şimdi konut ihtiyacımız çok fazla. Konut ihtiyacımızı biraz arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle şu tarafa doğru gidebilirim diye düşünüyorum. Gidelim bakalım. Şimdi hangi yoldan yapmıştım ben? Şu iki tarafı parkla. Şu zaten seçiliymiş galiba şu an. Güzel. Şöyle getirelim bakalım. Şöyle. Ama şuradan getirmek istiyorum. Şöyle tekrardan buraya bağlayalım. Buradan ara sokak çekelim. Bunu birazcık bu tarafa uzatalım. Güzel. Burası da ayrı bir küçük mahallemiz olacak. Şöyle burayı komple boyayabiliriz. Bayağı bol yeşillikli bir şeyimiz, kentimiz var gerçekten. O kadar yeşil ki evlerin içinde ağaçlarımız çıkmış. Taşıdım bazılarını ama sanırım bazılarını alamıyorum. Olsun. Şunu da alayım bari şöyle. Heh. Ama ben sevdim ya. Güzel bir kasaba olduk bence. Bakın böyle şemsiyesi var evin içinde falan. Güzel. Hafif de bayır şöyle bakın. Karşıda dumanlar tutuyor sanayimiz. Gayet şık. Şuralara şöyle evler getirelim.
Bu tarafa da evler koyacağım. Birazcık da ticari alan ihtiyacımız oluştu haliyle evler gelince. Ticari alanda koyacağız tabii ki. Bakkal, çakkal. Şuralarda biraz bakkal çakkal olabilir diye düşünüyorum. Güzel olabilir. Biraz su getireceğiz tabii ki. Şöyle bakalım. Yolumuzu bu tarafa uzatalım. Şey borularımızı. Böyle getireyim. Güzel. Şuradaki arkadaşlar da isteyecekler şimdi. Diyecekler ki bizim de suyumuz yok. Bizim başımız kel mi? Başınız tabii ki kel değil. Şuradan bir elektrik suyumu kontrol edeyim. Ne kadar hani su ve elektrik sağlıyorum. Hala sağlıyorum herhalde. Onda bir sıkıntı yok. Güzel. Şöyle bir hızlandıralım. Bir sonraki şeyde neye geçeceğim? Bana bir bakayım. Ne olduk? Köy olduk. Köy mü olduk? Evet, köy olduk. Köy ve küçük kasaba. Şöyle yapalım. Köy olduk tabii ki. Köydeki binalarımızdan da koymak istiyorum. Karakol ve itfaiye binası. Küçük kasaba olalım. Küçük kasaba olduğumuzda da onu da oradaki binaları da bir sonraki bölümde koyarız. Verdi susuz dere. Ne demiş? Belediye başkanı süpermiş. Heh, bir dakika dur. Kentimiz artık etrafındaki arazilerine topraklarını katabilecek. Yeni imkanlar. Evet. Canım. Aynen öyle. Şimdi. Burada çok ağaç var. Bu arada bir itfaiye mutlaka lazım. Bakın zaten ağaçlarım kırmızı kırmızı gözüküyor. Bir yangın çıkmasın istiyorum. Şöyle köşeye bir itfaiye binası getirelim mi ki? Yoksa karakol mu yapalım? İtfaiye mi karakol mu? Ya da şuraya mı? O da bir soru. Burada neyimiz vardı? İlaç satış. İlaç satış var. Burada ne açmışız? Genel mağaza ve genel mağaza olmuş. Aslında itfaiye için şurası güzel ya da şurayı da kullanabilirim. Şurayı kullanalım. Şöyle yapacağım. Şuraları geliştirelim. Gayet güzel. Şöyle yapalım. Bu tarafa itfaiye falan getirelim ki itfaiyemiz de bu tarafta olsun. Şöyle bakayım. İtfaiye kaç kare kaplıyor? 4 kare herhalde. Bu da 4. Bunu böyle itfaiye de yanına diyecektim. İtfaiye kaç paraymış be? 12. İtfaiye param yetmedi. Peki itfaiye de para gelince koyarız o zaman. Öncelikle polis olsun o halde. Bakayım şöyle bir polis şeyine. Güzel ya, çok hoş bir kasabayız gerçekten. Yakıştı. Şimdi birazcık sanayiye ihtiyacım var. Sanayi bölgem bayağı duman altı her taraf. Gerçekten yakıyor. Bu arada niye bu yoldan çektim emin değilim. Şimdilik şundan koyalım. Burayı da çünkü ileride geliştireceğiz zaten. Birkaç sanayi binası da ekleyebilirim. Şu tarafa şöyle ekleyelim. Yapıştır. Buraya da yapıştır. Her tarafa yapıştır. Bu nedir? Bölgeleri belirle. He, evet evet hatırladım. Parklarımız falan vardı. Park bölgesi falan yapıyorduk. Böyle işte tarım bölgesi. Sonra işte organik üretim yeri falan. İşte kendi kendine yeten binalar mesela. Bunlardan da yaparız. Önümüzdeki bölümlerde yapacağız. İnceleyeyim ben onları tekrardan bir hatırlamaya çalışayım. Onlardan da yapacağım. Şimdi birkaç ev daha koyabilirim. Burası zaten bayağı gelişti bakın. Pehlivan Sokağı'na şöyle buraya da evler koyalım. 1000 nüfusa ulaşalım. 10.000 param var.
Çok güzel. Bir iki dükkan da buraya koyabilirim. Şöyle. Şu tarafta da şöyle dükkanlarım olabilir. Hatta komple ya dükkan yapabilirim bu alanı. Şöyle küçük dükkanlarım buralarda da olabilir. Buraya yakışacağını düşünüyorum. Bakayım ne gelecek. Genel mağaza. Güzel mağazalar vardı. Atölyede gördüm. Belki onlardan da indirebilirim. Şu Starbucks falan filan bir şeyler vardı. Onlardan da koyabilirim diye düşünüyorum. Onlar çünkü ayrıca hoşuma gittiler. Bir onlara da bakacağım bölüm arasında araştırayım. nüfustayım. Buraya evler geldi mi? Geliyor. Şuraya da ev yapalım. Şuradan birazcık yol ilerletebilirim. Bunu da şuraya bağlayacağım şimdi. Öyle bir köşe sokak. Kim? Tam şuraya bağlamak istiyorum ama neyse onu Movit'te yapacağım şimdi bakayım şöyle. Hoppa. Şöyle güzel bir simetri yapalım tabii ki. Güzel. Buraya da şöyle göl manzaralı evler koyabiliriz şimdi. Göl diyorum, deniz manzaralı. Şöyle bakın. Burada da deniz manzaralı evlerim olacak birazdan. Yani şöyle şurada oturmak güzel olmaz mıydı? Aşağı. Aslında bundan yazlık gibi biraz da şurada böyle şeyler var mı bilmiyorum da işte şemsiye, ondan sonra işte neydi o, şezlong falan tarzı bir şeyler var mı? Varsa buralara koyabilirim gibi geliyor. Yakışabilir. Bir de böyle şeye bakayım buraya. Bulabilirsem. Nedir o? Şeyler var ya, palmiye ağaçları, buraya ekebiliriz. Yerde yangın çıkmış. Oo, sanayi bölgem yangın yeri. İtfaiye koymadık. Yangın çıktı tabii ki. Söndürebilecekler mi? Ne, bu orman yangını mı çıktı? Ne oldu böyle bu kadar? Her taraf yandı. Gidiyor. Tebrikler. Küçük kasaba olduk. Bakayım yangın sönecek mi? Bunları öncelikle söndürsek arkadaşlar. Elektriğimiz falan şu an sıkıntı. Daha ilk bölümden felaket yani. Bu kadar hızlı mıydı bu felaket olayları? Bayağı yangını köklemiş bütün, tabii ağaçlarda olunca her tarafta. Ne geldi? Yeni bölge binaları falan, onlardan yapacağız. Bakayım söndürebilecekler mi burayı ya? Söndürürler herhalde. Bayağı yanıyoruz arkadaşlar. Büyük felaket. Şuna öncelik verseniz de işte bu binalar önemli. Kömür santrali, şey, bu santrallerin falan önemli. Bunları falan önce söndürsek, şu sanayiden önce arkadaşlar, nasıl olur? Çöktü. Bina çöktü. Oo. Büyük felaket. Aa. Sanayim çöktü arkadaşlar ilk bölümden. Peki şöyle yapalım. Şuradaki itfaiye şeyini biraz arttırsak daha fazla servis sunabilir miyiz ki? Yemin ediyorum sanayim çöktü. Sen misin dedi bana şey koymayan. Neyse şunları söndürün bari de sanayi koyarız yerine, o problem değil. Şurayı galiba söndürüyoruz. Neyse sanayi yerine koyarız ya, o çok problem değil, hemen hallederim ben şimdi onu. Şöyle sanayi binalarım tekrardan buraya koyarak bir şeyler yaparız. Ha, mühim değil. Kömür santralini hallettik mi? Galiba burayı şey yaptık.
Oldu mu? Normal çalışıyor diyor. Yandı mı yanmadı mı anlamadım. Ay şehrime de sıçradı. Şey yani hakikaten tam ormanlık bir alana yapmışım her şeyi. İlk bölümden büyük felaket. Yangın da çok kötü bir şey ya. İnşallah toparlarız bilmiyorum. Geliyor. 5 tane itfaiyen, 6 tane itfaiye binam var. Bayağı bir ağaç yandı ama. Neyse yerine yenisini ekeriz. O olacak arada böyle kıyamet felaket. Toparlayacağız. Ben bir tane daha itfaiye binası alayım en iyisi. Nereye alayım? Şuraya bir yere alayım ki bu iş çözülsün artık. Evet. Sanırım yangını kontrol altına aldık gibi geliyor şu an. Burası birazdan eski haline gelir herhalde. Düzelir. Bakayım şurayı. Arkadaşlar şuradaki binaları söndürsek nasıl olur? Bütün ağaçlarım yandı ya. Şuraya bakar mısın? Bütün ağaçlarım gitti. Neyse arkadaşlar olsun. Kötü şeyler de olabilir. Şurayı da söndürelim arkadaşlar. İlkokula falan gittik mi ya? İlkokul sağlık ocağının etrafı yandı. Olur öyle. Olur öyle. Olur olsun. O kadar olacak. Neyse büyük bir felaket atlattık. Oralar yanabilir. Yapacak bir şey yok artık. Burayı toplasak yeterli. Şu yanan ağacı uzaklaştıramıyor muyum? Yanmasa. Olsun. Düzelecektir buralar ya. Şey kendine gelir merak etmeyin. Şu yanan ağaçları uzaklaştırayım. Ama var bütün şehrime sıçradı gerçekten. Çok çok büyük bir felaket atlattık. Çok büyük. Orman yangını yani ilk bölümde. Vızır vızır itfaiyelerim çalışıyor. İnşallah bu tarafa sıçramaz daha fazla. Buraya elektrik yokmuş. Su yok. Su getirelim size. Elektrik yetmiyor. He. Peki arttıralım. Çekelim elektriği buralara. %100'e. Olabilir olabilir. Yani orman yangını olabilir. Yapacak bir şey yok. Sonuçta biz ağaçlı bir kentiz. Ama bundan sonra olmamasına dikkat edeceğiz. Ağaçlarımıza inşallah eski görkemine, güzelliğine kavuşacaktır diye düşünüyorum. Şu yanan ağaçlarımızı da sonradan yeşillendireceğiz. Şöyle çekelim. Olabilir ama tamamıyla yangını söndürdük. Güzeldi. İlk bölümden biraz felaketle uğraştık. Ama tabii ki kontrol altına aldık arkadaşlar. Peki. O zaman burası bölüm sonu olsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Yeni binalarımızı şehrimize kazandıralım. Ve yangınlara da dikkat edelim bu arada. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm dediğim gibi kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek üzere diliyorum herkese. Hoşça kalın.